Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Sevgiler, gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi evet, ya güzel bir gün. Sabah geldim, arkadaşlar sağ olsunlar sevgiler gününüz kutlu olsun diyerek başladılar bile ve unutmuştum. Meğer bugün 14 Şubat'mış. yok ben unutmadım. Ama senin de sevgililer günün kutlu olsun. Benim bir tane değil, 3 tane, 4 tane var. Ne? Oğullarım, sevgililerim. Evet. Evet. Herkesin Allah bağışlasın. Gerçekten. Allah bağışlasın tabii hocam. Sadece hani biliyorsun bu biraz ticari bir iş. Ben tabii, nefret tabii ediyorum. Yani valla bu... Aynen öyle. Bir yani, tüketim çılgınlığının bugün, yaşandığı evet, bir gün. Kesinlikle. Dayatılan bir gün. Gene iş ekonomiye dayanıyor. Aynen öyle, ekonomiye tamam dayanıyor. Ama düşünebiliyor musun? Son 2 haftada sana kaç tane mesaj ve mail geldi? O her yerden geliyor. Bütün şirketlerden. İşte indirimler falan. Ama olsun hocam ya. İnsanlar birbirini hatırlasın. Tüketim de olsa vesaire de olsa. Güzel bir şey. Tebrik ederim izleyicilerimizin de bu gününü. Dün... Evet. Cari açık verileri gelecek demiştik. Siz gittiniz, ben buradaydım, geldi. Evet. Ondan sonra iyi de geldi. Evet. Ciddi bir gerileme var. Yıllık evet, bazda 50 milyar doların altına indi. Bu arada şimdi... Barış, şeyi de söyleyeyim de dün konuştuğumuz için üzerimizde kalmasın. Ha, ona gelecektim ama tamam. Hı-hı. Madem öyle başta konuşalım. Bu evet, dünkü hani ses yarışmasındaki mesaj. Evet, o ses Türkiye yarışmasıyla ilgili bir mesaj gelmişti ve 50 kuruş yazarken evet, 1 lira 60 kuruş vesaire olayı olmuştu. Bu da ben hiç beklemediğim bir şey. Bütün medya bizim gazeteden almış yayınlayınca. Ama orada acı medya gerçekten hemen olaya el koydu. Çünkü onların da hiçbir şekilde haberi yok. Tamamıyla yazı sonrasında haberleri olmuş. Ve orası çok güzel bir hemen araştırma yaptı. Bütün bilgileri de geçtiler. Tamamıyla sadece bir kişinin yapmış olduğu küçük bir hata. Hata mı hocam? Evet, birazcık işgüzarlık diyebiliriz. Hatta ben o kadar çok kişiyle konuştum ki işinden bile olması söz konusu olabilecekti. İnşallah insanlar hata yapabiliyorlar. Evet, zaten Acun Medya'nın bu mobil iletişimini yapan şirket açıklama yaptı. O bir hata ve orada o şekilde mesaj kasıt gelen herkesin, eğer oy kullanmışsa mesaj gelenler, onların hemen iadeleri yani faturalarına yapılacak, yansıtılmayacağı da belirtildi. Ve güzel olan haber şu, yani biz Acun Bey'in kullanılarak bir acaba dolandırıcılık mı yapılıyor şeklinde bir endişe vardı. Yoksa öyle bir şeye ki ne o operatör tabii, ne tabii, de Acun Bey'de öyle bir şeye tenezzül edeceğini ben zannetmiyordum. Olay açıklığa kavuştu, bizim de üzerimize kalmasın. Gösterdikleri hassasiyet ve işbirliği için de ben de teşekkür ediyorum. Kendileri çünkü dün çok ilgilendiler. Evet. Peki hocam, buna da açıklık getirmiş olalım. Dönelim cari açık verilerine. Dün konuşmuştuk, bir gerileme var ama ciddi bir gerileme var. Evet. 50 milyar doların altına indi dedik. Şimdi bundan sonra tabii gerileme devam eder mi? Piyasalarda bunun etkisi nasıl oldu? Bu arada tabii Zafer Çağlayan'ın açıklamaları var. Tamam, cari açık azaldı ama işte büyüme düştü. Büyüme 2,5'a indi. Ben evet, demiştim diyor şimdi Zafer Çağlayan. O yoruma ne dersiniz? Bu cari açıkla başlayalım. Evet. Yıllık bazda, 12 aylık bazda baktığımızda cari açık 50 milyar doların altına indi. Beklenmedik bir rakamdı. Çünkü 5,4 milyar dolar açık bekleniyordu. 700 milyon dolar civarında daha az açık verdik. Hı hı. Ve bu gayri safi yurt içi hasılanın, yani beklenen gayri safi yurt içi hasılanın, milli gelirin %6'sının da altına geriledi. Bu kırmızı çizgidir, %6. Yani %6'nın üzeri her zaman risktir. Oraya geriledi. Dolayısıyla cari açıktan dün çok sevindirici bir haber geldi. Ayrıca Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi, Sayın Babacan Başkan'daki ekonomi yönetimi de belli bir politikayı uygulayarak en azından çok fazla Türkiye'yi de riske atmadan cari açığı bayağı bir indirdiler. Tabii burada Sayın Zafer Çağlayan'ın da haklı olduğu nokta var. Cari açığı bu kadar sert bir şekilde, çünkü 77-78 milyar dolardan siz 50 milyar doların altına çekiyorsunuz. Burada tabii biraz da petrol fiyatlarının da geri çekilmesinin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. O anlamda şimdi kavga kızışacak büyük bir ihtimalle. Yani bu ekonomi yönetiminde büyüme mi yoksa finansal istikrar mı kısmında büyüme tarafında olanların eli de güçlendi. Bakın cari açıkta çok düştü artık, bu kadar da sıkmaya gerek yok, hı hı, şeklinde bir değerlendirme olacak. Nitekim Sayın Zafer Çağlayan da bunu söylüyor zaten.
burada şunu söylemek istiyorum. Cari açık bundan sonra daha fazla düşmez artık. Ama bir 78 milyar dolara da gelmez bu sene. Hı hı. Özellikle bu bankalara uygulanacak olan kredi sınırlaması, yani %15 kredileri arttırmada %15 sınırı yine cari açık üzerinde baskı yapacaktır. Şöyle bir sorun oluştu yalnız Barış. Geçen seneki büyüme hedefi, yani 2012 orta vadeli programda %4'tü. Evet. Şimdi %2, önce %3'e çekildi büyüme hedefi, şimdi %2,5'a çekildi. Dolayısıyla fren bayağı sert olmuş. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Şu tartışmalar var. Yumuşak iniş mi oldu, sert iniş mi oldu tartışmaları oldu. Tabii ki Sayın Zafer Çağlayan bunun çok sert olduğunu söylüyor. Ayrıca kendisi sanayici, iş adamlarıyla sürekli iletişim halinde ve oradan ciddi sıkıntı bildiriliyor. Hı hı. Bu aşamadan sonra ekonomi yönetiminin bir karar vermesi gerekiyor. Bu karar da şunu soracağım. Salı günü. Hı hı. Hocam sağlıklı olan hangisi? Şimdi farklı yerlerden bakabilirsiniz dünkü rakamlara. Eğer sırf cari açık tarafına bakarsanız müthiş başarı. Evet. Harika kapattık yıl diyebilirsiniz. Evet. Ama büyümeye bakarsanız... aynen Zafer Çağlayan'ın söylediği gibi uçak sert inmedi, neredeyse düştü. Evet. Yani son anda, hatta pistte yanmak üzereydi, son anda durduruldu falan. Yani görüntü o taraftan, evet, bakarsanız. Hangi taraftan bakacağız? Şimdi o tamamıyla hükümetin kendi politikasıyla ilgili bir şey, ne taraftan baktığınız. Bir ekonomist farklı bakar, yani bir akademisyen farklı bakar. Hı-hı. Merkez Bankası tabii ki çok daha farklı bakar. Tabii Sayın Zafer Çağlayan da farklı bakar. Yani politik bakışla ekonomist bakışı farklıdır. Ben burada şunu söylemek istiyorum. 2,5 Türkiye için yeterli bir büyüme değil. Çünkü Sayın Başbakanımız nüfusun da artmasını istiyor. Genç nüfusun da artmasını, evet, istiyor. Ve çocuk, minimum 3 çocuk hedefi verdiler. Ve bu konuda çok ciddi teşvik politikaları gelecek. Hı hı. Hani genelde şikayet şuydu. Sayın Başbakan bunu açıkladığı zaman 3 çocuk en azinde. Tamam da yani kim bakacak, ha, evet, buna? Tabii herkes onu söylüyor. Tabii buna kim bakacak? Yani bunun maliyetini kim karşılayacak? Devlet en azından kreş desteği vereceğini söylüyor. Hı hı. Çocuk olacak çocuk başına yardımların olabileceğini vesaire belirtiyor. Orada amaç şu: 2040 yılında Türkiye'de ciddi bir şekilde yaşlanmaya başlayacak. Eğer, evet, nüfus artış hızı bu hızda giderse. Eğer nüfus artış hızı artacaksa o zaman büyümenin öyle %2,5 kurtarmasına imkan yok. Çünkü her sene iş gücüne ciddi bir katılım oluyor. Ve bir sürü mezun insan iş aramaya çıkıyor. Eğer büyüme %5'in altında kalırsa bu büyüyememe, negatif büyüme gibi etki yapıyor. Ki nitekim 2012'de biz bunu gördük. Fakat her şeye rağmen büyüme yanlış. Yani her şeye rağmen büyüyelim yanlış. Evet. İleride riskler oluşturacaktır. Bu yüzden en ideal çözüm gerçekten daha önce Sayın Babacan ve Erdem Başçı'nın söylediği bu %5 büyüme, %5 enflasyon, %5 cari açık hedefidir bence. Onun tutturulabilmesi de öyle kolay bir şey değil. %5 cari açıkla %5 büyümeyi de yakalamak çok zor. %5 büyümeyi yakalamak istiyorsanız tasarrufları çok arttırmanız gerekiyor. Tasarrufu arttıracak tek şey, tasarrufu teşvik edeceksiniz. Belki maliye şunu yapabilir. Yani bir tek ben orada şey görüyorum. Tasarruflar üzerindeki vergileri kaldırabilirler. Yani siz bir devlet tahvili bonosu aldığınızda biliyorsun stopaj kesiliyor ve, evet, şey yapıyor. Şimdi şu maliyete bakması lazım devletin. Bu stopajı, yani tasarruf artışıyla gelecek yatırım artışının büyümeye yapacağı katkı vergi gelirlerini arttırır. Ama sen stopajdan mahrum kalırsın. Hı-hı. Hangisinin etkisi daha büyük olacak? Bunun hesabının yapılması lazım. Benim görebildiğim, hani kabataslak görebildiğim, eğer tasarruflar üzerindeki vergiler en azından belli bir dönem için kaldırılırsa hem tasarruflarda ciddi bir artış görürüz. Böylelikle cari açıkla finanse etmeyiz büyümeyi. Büyümeyi kendi tasarruflarımızla finanse ederiz. Kendi tasarruflarımızla ettiğimiz zaman büyümede sorun yok ki. Yani bunu Çin yapıyor işte. Japonya büyük bir tasarrufu var. Yatırıma dönüştüremiyor onlar da. Çünkü, hmm, mal satamadıkları için. Çin'in cari fazla vererek büyümesi çok dünyada bence en önemli örneklerden bir tanesidir. Yapılması gereken şey şu an gerçekten tasarrufların arttırılmasına yönelilmesidir.
Bu anlamda bireysel emeklilik için yapılanlar çok doğrudur. Bireysel emeklilik sisteminde herkes biliyorsun girecek, işte 100 lira yatıracak, devlet de 25 lira yatıracak ve bu ömür boyu devam etmez. Belki 3 sene devam eder, belki 4 sene, 5 sene devam eder, sonra bitmez. O yüzden ben izleyicilerimize, yatırımcılara kesinlikle bu bireysel emeklilik sistemine devletin yapacağı katkıyı da göz önünde bulundurularak girmelerinde fayda olacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü herkesin ayda 150-200 lira tasarruf ettiğini düşün. Bu çok büyük meblağlara ulaşabiliyor ve bu tasarruflar da direkt olarak zaten finansal sistemdeki kanallarla yatırımlara yönlendirilebiliyor. Hocam şimdi İrfan İnce diyor ki bir de 2007-2008'de cari açık ne oldu, büyüme ne oluyordu ona bakıp 2011-2012'de bu oran ne oldu ona bakmak lazım değil mi? Bu oran düşüyor herhalde demiş. İkisini karşılaştırması 2007'de zaten cari açık çok hızlı artmıştı. 2008'de krizle birlikte 2009'da cari açık 13 milyar dolara kadar geriledi. Hı-hı. Ama biz cari açık 13 milyar dolara kadar geriledi ama büyüme de eksi 6 civarında oldu. Yani sonuç olarak onunla karşılaştırmak, yani kriz yılıyla karşılaştırmak doğru değil. Ama 2011'de cari açık 78 milyar dolara ulaştı. Yani neredeyse milli gelirin %10'una ulaştı. Ve o çok yüksek bir orandı. Yani mutlaka fren yapılması gerekiyordu. Yoksa biz kendi krizimizi kendimiz yaratacaktık. Eğer o fren yapılmasaydı, biz şimdi %2,5 büyüyeceğiz. Eğer o fren yapılmasa gitsek, belki de şu an başka bir krizle, çok aşırı riskimizin artması nedeniyle başka bir krizde belki de eksi büyüyecektik. Yani onu bilemiyoruz. Öyle yapılsaydı şöyle olurdu demek de zor. Ama karşılaştırma yaptığımızda ben şu an sağlıklı görüyorum yani ekonomideki gidişi. Büyüme beklediğimden fazla geriledi yalnız. Yani büyüme beklediğimden fazla geriledi. Bu yüzden bence Merkez Bankası da çok zorlamayacak orada. Belki yeniden cari açık şöyle 58-60 milyar dolara doğru gidecek. Ama milli gelir de büyüdüğü için oran olarak cari açığın oranı azalacak. İşte salı günü yapacağı PPK toplantısında Merkez Bankası'nın alacağı kararlar onun niyetini göstermesi açısından çok önemli. Eğer muzam karşılıklarda, bankaların muzam karşılıklarında ne bileyim çok önemli artışlar yaparlarsa böyle bir puan falan, o zaman bayağı bir olumsuz etki yaratır piyasalar üzerinde ve şey de yapar. Yani 2013'teki hedefi de bozar. Yani %4 büyüme hedefini de bozar. Peki hocam şimdi gelelim SPK'ya. SPK'yı konuşuyoruz, üzerinde duruyoruz. Çok önemli kararlar var. Bu kararlar yatırımcı güvenini nasıl etkilere dün biraz bakmıştık ama bugün biraz daha ayrıntılı konuşalım. Onunla ilgili sorular da var ama biz bir başlayalım, yorumları ve soruları da aktaracağım. Şimdi Barış, en büyük sıkıntılardan bir tanesi halka arzlardan sonra çok büyük kayıpların oluşması, tamam mı? Evet. Yani zaten Sayın Vedat Akkiray'ın koltuğundan eden konu o. Dün yapılan açıklamalara baktığımızda sermaye piyasası kurulu artık öyle dandik şirketlerin halka açılması sırasında dandik halka arzlar diyebileceğimiz, tamam mı? Böyle işte gelen geçsin mantığından tamamıyla 180 derece dönüş yapmış durumda. Hı hı. Yatırımcının bilgilendirilmesine acayip önem verilmiş durumda. Halka açılmadan önce yapılan bilanço makyajları var. Yüksek karlı gösteriyorsun şirketi ve açılırken çok iyi kar eden bir şirket. Bu da fiyatı çok etkiliyor. Tabii. Fiyatı çok etkilediği için şimdi artık halka arz öncesi yapılan bu bilanço makyajlarına çok ciddi bir denetim geliyor. Daha mesela sen diyorsun ki halka açılmadan önce bir arsam var. O arsa bilançoda atıyorum 3000 lira gözüküyordu. Şimdi yanından bilmem işte köprü geçmiş 3 milyona çıkmış. Şimdi burada hiç şirkete net girmeyen, nakit olarak girmeyen bir fon yaratmış oluyorsun. Bunun değerini arttırarak. Dolayısıyla bu da şirketin öz varlıklarını çok güçlü gösterebiliyor. İşte bu tip şeyleri önleyecek önlemler aldılar. Mesela halka arz fiyat aralığı veriyordu şeyler. Şirketler diyor ki mesela ben diyor bu hisseyi diyor talep toplayacağım diyor. Bakalım ne kadar talep var. 4 lirayla diyor 6 lira arasında talep toplayacağım. Şimdi 4 lirayla 6 lira arasında %50 fark var. Tamam mı? Yani
talebe göre bakıp ondan sonra fiyat veriyordu. SPK bunu %20 ile sınırladı. Yani dip fiyatla tepe fiyat arasında %20 fark olacak. 4 liraysa 4 lira 80 kuruşla 4 lira arasında olacak. Yani taban fiyat 4 liraysa. Böyle bir önlem getirdi. Ve bu burada çok önemli bir şey daha geldi. Ya bence en önemli şeylerden, yani devrim niteliğinde diyebileceğim madde şu. Halka arzı yapan kuruluş bir fiyat tespiti yapıyordu. Evet. Bu hissenin fiyat tespitini çeşitli tekniklerle açıklıyordu ve açıkladıktan sonra da işte ortalama fiyat atıyorum 4 lira çıktı. Evet. Bu 4 lira üzerine hiç kimse ne yorum, ne analiz, ne bilgi vermesi yasaktı. Yani o aracı kurumun ve o halka konsorsiyumun açıkladığı fiyata ilişkin. Fakat şöyle bir şey yapıldı şimdi. Halka arzı aracılık eden kuruluş fiyat tespit raporunu yayınladıktan sonra başka bir kuruluş, daha bağımsız, halka arzda yer almayan başka bir kuruluş bu fiyat hakkında rapor hazırlayabilecek. Hmm. Yani kendi yatırımcılarına da şey yapacak bu ve bunu kamuyu aydınlatma platformunda da yayınlayacak. Hem bunu şeye de bildirecek, Sermaye Piyasası Kurulu'na. Ve kamuyu aydınlatma platformunda da yayınlanacak. Yalnız bu 2014'te geçerli olacak. Çünkü peki, bir senelik bir süre verdi. Bunun bir sınırlaması, kuralı, yasası vesaire olmayacak mı? Her isteyen yapabilecek mi? Mesela yok, her isteyen değil. Ben yapamayacağım tabii ki. Kurum yapacak bunu. Tamam, yani her kurum yapabilecek mi? Şöyle, o kurumlarda sınırlama bu, var. Onu soracağım. Çünkü bu speküle edilebilecek bir şey nihayetinde. Tabii. Şimdi halka arz fiyatına ilişkin bu görüş beyan edilmesi ve o fiyatla ilgili olarak ben de bir değer tespiti yaptım. Benim analizim de budur diyorsun sen. Burada ucuzdur, pahalı, al, sat demiyorsun. Şimdi bu sefer yatırımcı ne yapacak? Ya halka arzı yapan kurum ne yapmış? 5 lira demiş. Öteki kurum bir analiz yapmış, 4 lira çıkartmış. Burada kimse şeye inanmaz. Halka arzı yapan kuruluşa inanmaz. İşte onun için diyorum, hani o belli bir sınırlamalar yatırımcı falan olmalı ki. Çünkü o 4 lira diyen ama, şeyi etkileyecek direkt. Kuruma gelecek olan hissedarları etkileyecek. Tabii ki etkileyecek. Fakat ondan önce ne oluyordu? Genellikle şirket sahipleri gelip 3 lira bile etmeyecek şirketi 6 liraya satmaya çalışıyordu. Hı hı. Şimdi sen böyle yapınca aracı kurumu zorluyordu. Şimdi aracı kurum işi almış. Aracı kurum bu hisselerin tamamını satmak istiyor. Aracı kurum da ne yapıyor? Bunu 4 liraya satarsam daha çok talep gelir diyor. Ben de hepsini evet satmış olurum diyor. Fakat yine de burada şirket sahiplerinin ben daha çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani fiyatın belirlenmesinde. Formülde bir şeyi değiştirdiğin zaman fiyat anormal değişiyor. Mesela faizi hesaplamayı yaparken faizi sen yüzde iskonto oranını, diyelim ki şu an faizler %6 civarında. Hadi buna 5 puan risk koy. Onun teknik açıklamasını yapmayayım. %11 ile iskonto etmekle %12 ile iskonto etmek arasında çok büyük fark çıkıyor. Gelecekteki gelirleri bugüne iskonto ediyorsun. Dolayısıyla bu bence çok iyi bir otokontrol sağlayacak. Böylelikle afaki fiyat belirleme ortadan kalkacak. Ben o çok doğru bir uygulama olarak görüyorum. Bir de Barış, asıl büyük bir devrim bence, yani devrim diyorum bunlara çünkü daha önce bunlar tartışılamıyordu, yani konuşulmuyordu. Halka arzı aracılık eden kuruluş bir hisseyi sattı diyelim ki, tamam mı? Sonra hissede satış oldu fakat %20'sini satabildi, %30'unu satabildi. Evet. Aracı kurum diyordu ki bakiyeyi yükleneceğim. Yani kalan satılmayanları ben alacağım diye garanti veriyordu, hı hı, şirkete. Bu halka arzı yapabilmek için. Şimdi SPK diyor ki sen elinde kalan hisseleri 20 milyona kadar olan kısmını kalkıp da borsada satamazsın. Halka arz fiyatının altında kimseye satamazsın. Üstelik 6 ay boyunca satamazsın diyor. Bırak borsada satmayı diyor. Elinde kalan hisseleri halka arz fiyatının altında, ya başka bir tek bir kişi istiyor, tek bir kurum istiyor, ona satıyorum desen gene satamazsın diyor. Böylelikle artık halka arzın kalitesi artacak. Nasıl artacak? Şirketler bakacak ki satamayacakları, aslında dandik şirketi halka açmak istemeyecekler. Onlara diyecekler, yani kusura bakmayın sizi açamayız diyecekler. Benim elimde kalır ve niye ben kalkıp da 20 milyon, 30 milyon lira şirketin, aracı kurumun parasını şeye bağlayayım,
öyle bir hisseye bağlayayım, inanmadığım bir hisseye bağlayayım. O yüzden bence bütün bunlar ben hiç beklemiyordum. Yani yatırımcı güvenini arttırma, yatırımcı güvenini koruma, yatırımcının finansal okuryazarlığını da arttıracak bu şeyler. Çünkü artık sirkülerler falan da çok daha anlaşılır hale geliyor. Şimdi hocam öyle diyorsunuz da izleyicilerimizden farklı görüşler var bu konuyla. Halk arzlar meselesi belki öyle ama mesela Sayit Çiftçi diyor ki bu yeni kanuna göre şirketler kasadaki paralarını artık dağıtmak zorunda mı? Dağıtmazlarsa vergisini mi verecekler? Ayrıca yeni kanuna bazı yatırımcıya bilgi veren siteler ya kapandı ya da işte bilgi vermiyorlar artık. Hiç olmazsa trendleri görebiliyorduk. Para girişlerini de göremiyoruz. Bu kanunlar bazılarına yarıyor ama küçük yatırımcıya değil. Bence haksız rekabet çok arttı. Amaç bu olmasa da demiş. Bu bir görüş. Evet. Bir başka görüş de Turgut Cin. Hocam devamlı SPK'nın çalışmalarından bahsedip çalışmaları övmektesiniz. Sonuçta her çalışma takdir edilmeli fakat biz bir kaşık suya bakarken okyanusta fırtınalar kopmakta. Bir örnek vermiş, okuyayım kısaca. X derecelendirme kuruluşu. Kim söylemişti bunu? Turgut Cin. X derecelendirme kuruluşu ülke hakkında bir telekonferans yapacağını duyuruyor. Daha sonra bu konferans öncesi bir gün notumuzu arttırıyor. Y isimli derecelendirme kuruluşu bir gün bir duyuru yapıyor ve bir telekonferans yapacağını duyuruyor. Dediğim gibi tarihimiz boyunca bu ikinci olacak bir durum. O sırada borsada kıyamet kopuyor, zirveler oluşuyor. Bundan bir saat sonra derecelendirme kuruluşu olanlara şaşırıyor ve şu açıklamayı yapıyor. Yanlış anlaşıldı, ben kredilerle ilgili bir toplantı yapacağım diyor ve konferansta ip hesaba gelmez bir dünya şey anlatıyor. Yani bu açıklamayı sıradan bir anda yapabilecekken yapmıyor. Bu olaylardan hesap sorulmadan yapılan her çalışma bence dostlar alışverişte görsündür demiş o da. Hem Sayit Çiftçi hem Turgut Cin'in yorumları için ne dersiniz? Çok güzel. İşte burada yatırımcı ne yapıyor? Kendi görüşünü açıklıyor ve sermaye piyasası kurulu için bu görüşler bence çok çok önemli. Turgut Cin'e geleceğim ama önce Sayit Çiftçi'ye bakarsak. Bu yeni kanuna göre şirketler kasadaki paralarını artık dağıtmak zorunda mı diyor. Şimdi öyle bir zorunluluk falan gelmiyor. Yani dağıtmazlarsa vergisini mi verecekler yeni kanuna göre? Bu dün SPK'nın açıkladığı şeyde temettü dağıtımına ilişkin daha çok teşvik edici şeyler var. Hani bir zorunluluk olmuyor. Şimdi yalnız şu nokta çok önemli. Yeni kanunla bazı yatırımcıya bilgi veren siteler ya kapandı. Evet, ya da bilgi vermiyor. Hiç olmazsa trendleri görebiliyoruz. Şimdi bakın. Bu bilgi hala var. Bu bilgi hala veriliyor. Burada o bilginin doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda yatırımcının da bilgisi yok. Düşünebiliyor musun? Şöyle düşün. Yatırımcıya bilgi veriyorum diye ben yabancı payı arttı diye yazdım hadi. Sonra da yanlışlık yaptım dedim. Tamam mı? Ben o bilgiyi parayla alıyor muyum şeyden? Almıyorum. Kim alıyor peki bunları? Bunu Reuters alıyor, Matrix alıyor, Forex alıyor. Şey alıyor. Bunlar da diyorlar ki kardeşim bu bilgiyi görmek istiyorsan diyor takas diyor benden diyor merkezi kayıt kuruluşu benden diyor şey istiyor diyor. Para istiyor aylık diyor. Ben onlara 15 bin lira para ödüyorum diyor. 10 bin lira neyse artık bir para ödüyorum diyor. Ayrıntısı bilmiyorum. Bu bilgiyi görmek için bana 5 lira vereceksin diyor. 5 lirayı verirse görür. Şimdi orada takas merkezi kayıt kuruluşu bu bilgiyi paralı olarak verdikten sonra bu veri dağıtım şirketlerine. Ben bir kere sitelere zaten itibar etmemelerini öneriyorum. Yani siteler o bilgiyi nereden alıyor? Yine bu veri dağıtım şirketlerinden alıp orada yayınlıyorlar. Tabii. Yayınlıyorlardı en azından. Fakat sermaye piyasası kurulu oraya da bir düzenleme getirecek. Yani sitelere de bir düzenleme getirecek. Şimdi örnek verdiği bir site var. Şu site kapandı. Yani orada hisse önerileri yapılıyordu. O hisse önerileri yapılıyordu. Fakat ücretli yapılıyordu. Bu yatırım danışmanlığına giriyor diye SPK bunu uyardı. Çünkü sen bir para alıyorsun ve bir öneri yapıyorsun. Evet. Bu zaten kanunen yasak ve 5 yıl hapis cezası var. Yani 3 yıldan 5 yıla kadar para alarak sen eğer ben şimdi senden 1 lira alıp sen bari şu hisseyi al desem sen zarar etsen gidip SPK'ya şikayet etsen Yaşar Erdiş benden 1 lira aldı hesabına geçtim ve bundan da zarar ettim desem gelir 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle beni yargılar. Savcılığa verir daha doğrusu sermaye piyasası kurulu. Bu bir yatırım danışmanlığı faaliyeti. Şimdi o siteler de öyleydi. Yani o sitelerde para. Sonra para vermeden bu işi devam ettirirken baklar sitenin maliyetini nereden çıkaracak? Mecbur site kapandı. Şimdi SPK
Şöyle, bu konuda bir boşluk var. Hani bu insanlar çeşitli yerlerden bilgi almaya çalışıyorlar. Tabii ki haksız rekabet doğuyor diyor. Normalde eğer aylık 60 lira, 70 lira verirse bu izleyicimiz, istediği bütün bilgiye veri dağıtım şirketlerinden erişebilir. Bunun bir maliyeti var sonuçta. Yani İMKB payını alıyor, Merkezi Kayıt Kuruluşu payını alıyor, takas payını alıyor. Aracı kurum belli bir maliyete katlanıyor yatırımcısına bilgi verirken. Bu nedenle de şu ortaya çıkıyor. Artık bilgiye sahip olmak için belli bir bedele katlanmak gerekiyor. Şeyi tartışabiliriz. Niye Merkezi Kayıt Kuruluşu takas buradan para alıyor'yu tartışabiliriz. Almasa yatırımcı tabanının artmasına sebep olacak. Almasa daha fazla yatırımcı gelecek. Bu sayı arttırılmaya çalışmıyor ama o tartışılabilir, o eleştirilebilir. Hı hı. Ama gerçekten şunu söyleyeyim. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapmaya başladığı bu iyi gelişmeler. Herkes halka arzlardan şikayet etti. Dandik şirketler halka açıldı dedi. Bunu engellemeye yönelik bir yönetmelik hazırlanıyorsa bizim buna karşı çıkmamamız lazım. Yani iyi yapılan bir şeye karşı çıkmamamız lazım. Ama hocam iyi yapılan bir şeyi söyleyelim de hani eksikleri de söylemek lazım. Ya eksiklikler şöyle. Bakın Turgutci'nin söylediği şey şöyle bir şey. Bu gelen kararların içerisinde öyle bir şey yok. Fakat o zaten düzenlenmiş bir şey. Şimdi müdürümüz bunu açıklıyor. Sonra başka bir şey söylüyor. Ondan sonra başka bir şey söylüyor. Evet. O sırada borsada hareketler oluyor. Hı-hı. Tamam mı? Bu halka arzla ve halka arz sonrası şeylerle ilgili değil. Değil bu neyle ama ilgili? Manipülasyonla ilgili. Tamam evet mı? Şimdi dünyada en zor şeylerden bir tanesi manipülasyonu ispatlamak. Sen mahkemeye gönderdiğinde bunu ispatlamak inanılmaz zor. Ben şunu yapmam lazım. Moody's bu açıklamayı yapmadan önce kendisinin pozisyon aldığını ispatlamam lazım. Bu açıklamayı yaptıktan sonra çok büyük bir kar elde ettiğini ve onu orada ciddi anlamda sattığını açıklamam lazım. Yani orada büyük karlar elde ettiğini açıklamam lazım. Yasa değişti. Bunu eğer görürse zaten SPK ki zaten bakın biraz sabretsinler şeyi görecekler. Hı hı. Hani yatırımcıyı soyan bu manipülatörler var. Hisse evet fırlamış evet gidiyor. Fırlıyor gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Sonra bir bakıyorsunuz hisse baş aşağı hızla düşmeye başlıyor. Bunların hepsi izleniyor. Muazzam bir şekilde manipülasyonları yapanlara görecekler bence. Kısa bir süre içinde yönetmelikler çünkü hazırlanıyor şu an. Yasa daha yeni çıktı. Çok fazla insan ipe çekilecek. İpe çekilecek dediğim mahkemeye gitmeyecek artık. Mahkemeye gönderiyordu manipülasyon yapıyor diye. SPK'nın orada ne suçu var? Mahkeme 6 yıl sürüyorsa ne yapsın orada SPK'nın avukatı gidiyor gidiyor savunuyor savunuyor ve doğru dürüst bir ceza da çıkmıyor oradan. Yasayı değiştirdiler. Dediler ki manipülasyon yapanı yakaladığımda adam kendine 500 bin lira çıkar mı sağlamış kardeşim? Bunu gördüğüm anda hiç mahkemeye falan vermeyeceğim. Ne yapacağım? Bu çıkarı gördüğüm anda 1 milyon TL kazandığının iki katını bir kere kendinden isteyeceğim. Artık bu para cezaları gelmeye başladığında insanlar bunu görecek. Bu yüzden ben şöyle diyorum. Bunu bir süreç olarak ele alıyorum. Evet. Ve bu süreci beklemek, izlemek gerekiyor. Peki hocam. SPK'ya nokta koyalım. Diğer sorulara geçelim. İMKB soruluyor. Birkaç hafta bıktırma piyasası olur dediniz. Hakikaten adamı bıktırıyor. Sizce artık 85 bin seviyeleri rüyalarda mı kaldı? Ve hisse çalışmalarınızı ne zaman açıklayacaksınız demiş Aydın Yağcı. Şöyle birkaç hafta hakikaten piyasa bıktırdı. Bir de son iki günde yüksek açılıp küt düşüyor. Yüksek açılıyor bir daha düşüyor. Evet. Bu da her zaman şeydir. Görünen şudur. Gidiyor gidiyor gidemiyor geri geliyor. Gidiyor tekrar geri geliyor. Dolayısıyla demek ki düşecek. Bunu teyit eden bir hareket görmemizi bekliyorum. Yani bak gitti gitti gelmedi şimdi düşecek. Destekler kırıldığı anda yoğun satış gelir. Bunlar genellikle bir toplama dönemi vardır satılır. Dağıtım dönemi vardır satılır dağıtılır. Sonra da toplamaya geçilir. Klasik hareketlerdir. Yukarı çekersin aşağı gider. Ondan sonra yukarı gider sonra tekrar aşağı gider. Korkular depreşmiştir. Bugünkü yazımı okusunlar. Orada ayrıntılı bir şekilde anlattım bilgeyatırımcı.com'da. Hisse çalışmalarımız devam ediyor. Şu aralık bilançoları gelmeye başladı. Evet. Dolayısıyla aralık bilançoları gelirken 9 aylıklar çok eskidi artık. Gelen aralıklardan yaptığımız analizler var. O analizlerden uygun bir şey olduğunda zaten ben bunları okuyucuyla herkese açık bir şekilde herhangi hiçbir şey yapmadan paylaşıyorum.
Hocam şimdi devam edeceğim soruları aktarmaya ama bir de son dakika haberi var ekranda, onu da aktarayım ya ben. 28 Şubat soruşturmasında yeni bir dalga var. Dün 5 emekli general gözaltına alınmıştı. Onlardan biri serbest bırakılmıştı. 4'ü tutuklanmıştı. Bugün devam ediyor operasyonlar Ankara ve İzmir'de. Ankara ve İzmir'de 5'i general, 6 emekli asker gözaltına alındı değerli izleyenler. 6 emekli asker daha gözaltına alındı. İfadelerine başvurulacak. Onlardan Ankara ve İzmir'de bulunuyorlar. İzmir'de olanlar da muhtemelen Ankara Adliyesi'ne getirilecekler ilerleyen saatlerde. Gelişmeleri paranın rotasının ardından biz bugünün gündeminde sizlere aktaracağız. Biz şimdi devam edelim izleyici yorumları ve sorularla. Hocam bu Halk GYO'ya bakabildiniz mi? O yine soruluyor. Halk GYO'ya yok. Ayrıntılı bir şekilde hala şey yapmadım. Yani bakmadım. Hı-hı. Şimdi talep toplanmaya da başladı. Ben daha önce söyleyeceğimi söyleyeceğim. Daha doğrusu şöyle. Ya biraz baktım ama şey yapmak hani onun üzerinde ya şu verisi şu vesaire şu an onun üzerinde bir hani analiz yorum yapmak istemiyorum. Hı hı. Zaten şöyle de bir şey var. Yani Sermaye Piyasası Kurulu bu konuda gerekli önlemleri de aldı bu yeni kararlarla birlikte. Bundan sonraki halk ağızlarda en azından göreceğiz. Direkt net kriter verdim o konuda. Bir şirketin karını 10'la çarpın, bir şirketin öz varlıklarını 2'yle çarpın, cirosunu da 1'le çarpın, ortalama bir fiyat görürsünüz. Dolayısıyla o fiyata bakın, o fiyatsa eğer o uygundur. Onun %20-30 üzerinde ise genel olarak pahalı olarak pahalıdır, değerlendirmelidir. Eğer onun altındaysa da daha çok şeydir, yani daha böyle ne söyleyeyim, çok ucuz, uygun fiyatta demektir. Sadece onu söylemek yetinecek. Mine Aksay diyor ki programınızı sürekli seçilenle beraber izliyoruz. Biz yatırımcıları her konuda bilgilendiriyorsunuz. Biz teşekkür ediyoruz demiş. Biz teşekkür ederiz. Geçmiş programları soruyor. Nereden izleyebiliriz? YouTube'dan izleyebiliyorsunuz değil mi? YouTube'daydı. Bir izleyicimiz sağ olsun. Şevket o yüklemişti Keser. Şevket Bey. Evet. YouTube'dan izleyebilirsiniz. Paranın Rotası başlığıyla izleyebilirsiniz. YouTube'da Paranın Rotası yazarsanız orada geliyor. Tabii hepsi yok ama en azından Şevket Bey kaydedip koyuyor sağ olsun. Evet. Orada bulabilirsiniz. Ama onun dışında maalesef bir platform yok. Böyle arşiv şeklinde size sunabileceğimiz şu an şimdi bir platformumuz maalesef arşiv yok. Var ama onu internette konulmuyor şu an. Yani hı-hı, arşiv var. Onun evet, için evet. Şimdi Mine Hanım'ın sorusu devam ediyor. Elimde olan hisselerden 3'ünü saymış. Beklentilere rağmen 10 aydır bekliyorum. Temettü veren Trabzonspor'da 3 gündür sert düşüşler yaşanıyor. Ne önerirsiniz demiş. Evet. Vallahi şimdi Barış şöyle bir şey. Bir hisseyle ilgili olarak bir defa hemen bir şey söylemek o kadar zor ki. Yani çünkü o bir tane işte asıl sıkıntı burada biliyor musun? Şöyle ki niye düştüğünü benim haberlerine bakmam lazım. Ne oldu da bu kağıt düşüyor diye bakmam lazım bir. Hı hı. Bilançosunu açıp incelemem lazım. Bu kadar eder mi diye bir analiz yapmam lazım. Arkasından teknik olarak işlem hacmiyle birlikte hareketlerine bakıp teknik grafiklerine bakmam lazım. Bu bir hisse için. Normal ben o konu hani 18-20 yıldır bunun üzerine çalışan birisi olarak benim için dahi 45 dakikalık bir süre. Dolayısıyla hani bir bakışta hani webinar yapıyorum. Webinar sırasında şunu yapıyorum. Hemen bilançosu tak diye önüme geliyor. Özel bir program yazdırdım. Her şeyini oradan analiz edebiliyorum ama şu an hiçbir şey söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bence çok iyi hisseleri var ellerinde. Yani iyi bence hisseler. Evet. Uygun hisseler almış. Genel olarak benim bildiğim mali yapısı düzgün hisseler almışlar. Ben borsada yatırımcılık anlamında bu eğer paraya ihtiyaçları yoksa gerçekten tutmalarını ve özellikle 2013 yılının Mayıs ayını beklemelerini öneririm. Peki şimdi dün okumuştuk aslında Hüseyin Yurtsev'in mesajını ama sanırım son programın sonlarına doğruydu. Hüseyin Bey siz dinleyemediniz orayı, bu ek hesaplardaki faizler onunla ilgili uyarımızı da yapmıştık. Onu okuduk. Evet. Tekrarlamayalım bir kez daha ama KMH'larda çok yüksek faiz var. Sakın ha o hesapları kullanmayın demiştik. Evet. Yine SPK ile ilgili bir soru var. Karahan Kar. SPK İMKB'de alan satanları ve miktarları gösterir, şeffaflığa ne zaman geçiş yapacak? Küçük yatırımcı çok mağdur bu konuda demiş. Biraz önce konuştuğumuz meseleyle ilgili SPK'nın yanlıştan dönme zamanı gelmedi mi demiş o da. Şimdi şöyle burada hani dünyadaki uygulamalara da bakılıyor. Burada daha önce evet, kim alıyor kim satıyor görülüyordu.
yani daha alış satış anında hangi kurum satıyor, hangi kurum alıyor gözlüyordu. Bunun üzerine de veri dağıtım şirketleri bu verileri kullanarak bu kurum bu kadar aldıysa onun takası şu kadar oldu diye aslında bir nevi tahmin yapıyorlardı. Yani gene veriler iki gün gecikmeli geliyordu. Daha sonra alınan bir kararla bu alım satımlar görülmesi istenmedi. Sebebi de şuydu. Fon yöneticisi diyor ki ben fonumu yönetiyorum. Bir kere benim fonumu yönetirken ben hisselerimi göstermek istemem. Hangisi alıyor, kim satıyor bunu görülmesini istemem diyor. O bence haklı. O zaman şeyin anlamı kalmaz. Yani o zaman bir fon yöneticisini izle. Başka bir fon yöneticisi, başarılı birini izlesin. Aynı şeyleri yapmaya kalksın. O zaman her ikisi de para kazanamaz. Bu yanlıştan dönülme zamanı geldi mi gelmedi mi konusuysa SPK'nın bu konuda ben bir çalışması olduğunu zannetmiyorum. Yani o alan ve satan anında görülme işi çok fazla da speküle ediliyordu. Manipülatörler bunu çok kullanıyordu. Yani yatırımcıyı kandırmak için de kullanıyordu. Aa işte şu adam almaya başladı. Demek ki yükselecek mantığı oluşuyordu. Zaten o tip çok dijital veriler, anlık böyle şey verilerle para kazanılmaz. Yani bence yatırımcı olmalı artık. Yani gerçekten bu şirket bir yıl, iki yıl sonra karına ne kadar büyük bir ekleme yapacak, öz varlıklarını ne kadar arttıracak? Bu soruya odaklanırlarsa, evet, fazla da piyasayı izlemezlerse kendileri için daha iyi. Hocam son 4 dakika. Umut Kaya demiş ki dolar TL ne olur? Ona bir bakalım. Ons, altın ons ve euro dolar paritesi nasıl bir yön çizer? Valla dolar TL şöyle yani 1.77.50'ye geldikten sonra dünkü yorumda bir miktar gevşeyeceğini, 1.76.50'ye kadar gelebileceğini belirtmiştik. Dün de geldi. Şu an grafikte de görülüyor. 1.75'e geldiğinde de bu 75 ve 75'in altından alım yapılabileceğini belirtmiştik. Nitekim 1.77.50'ye geldi. Burada çok güçlü bir direnç vardı. Bu direnç şeyden geliyor yani şuradan geliyor. Şu bölgede bir direnç vardı. Tam bu dirence değdi ve döndü tekrar. Ve dün 1.76.30'lara kadar da düştü. 1.76.40'lara. Bugün 1.76.72 seviyesinde. Dolar bir süre bence yatay gidecek. Yani 1.80'leri ne zaman görür sorusunu cevabını bilmiyorum. Ama önümüzdeki birkaç ay içerisinde ben dolarda yukarı yönlü hareket bekliyorum. Yani 1.75'e tekrar gelirse yine o seviyeler çok önemli destek seviyeler. Şimdi yine iki tane yorum var, onları da okuyayım. Yavaş yavaş toparlayacağız. Mehmet Ergin diyor ki hocam küçük yatırımcı bu borsadan hisse alması için nasıl güvensin ki diyor. İki sene önce aldığım REHA 3800 TL'den 1350'ye gelmiş. Borsa rekor kırıyor. Bizim hissenin patronu milyon milyon lotu satmaya mal satıyor. Kim alıyor belli değil. Şirketi arayıp batıyor musunuz diye sorduğumda bir tane yetkili bulup konuşamıyorum. Ki bu kağıt ne taşın orta paralar nereye gidiyor belli değil. Hep kaybeden benim gibiler küçük yatırımcılar diyor. Nasıl güveneceğiz diye sormuş. Benzer bir soru yine. Hocam Artok hissesi gibi bir hisseyi MKB tarihinde var mı? Lütfen hissenin düşüğünü inceler misiniz? Küçük yatırımcının düştüğü durumu anlayın diyor. Ya ben zaten küçük yatırımcının düştüğü durumu çok iyi biliyorum Barış. Hı hı. Evet. Artok'un şu grafiğini bir verebilir misiniz? İşte SPK'nın bunu engellemesi gerekiyor. Şu hale bakar mısın? Yani şurada Tramlenden atlamış hocam diyor. Yani dur şu şeyi de kalınlaştıralım da çizgiyi daha net görülsün. Evet. Şuraya bir bakar mısın? Yani fiyata bir bakar mısın Allah'ını seversen? 6 lira. 6 lira 50 liraya kadar gidiyor. Bak halka açılış fiyatı şu. Halka arz nerede gerçekleşiyor? Burada gerçekleşiyor. Bir kuruş hisse satamamışlar halka arzda 2 liradan. Tamam mı? Ondan sonra almışlar götürmüşler 6 liraya kadar. %300 getiri bu arada. Burada tabii küçük yatırımcı falan alamaz orada. Ondan sonra düşürmüşler. Yeniden hareket başlıyor diye girenlere 5 liradan gelmiş kaça gelmiş? 1 lira 40 kuruşa kadar düşmüş. Evet. Böyle bir hissenin olduğu yerde gerçekten yatırımcı neye kime nasıl güvensin veya şey demin diğer izleyicimizin söylediği gibi işte ben şu şirketi aldım, şirketi arıyorum hiçbir cevap alamıyorum vesaire. O zaman Barış şunu yapmak gerekiyor. Gerçekten oturup ya ciddi analiz yapacaksınız. Bir ev alırken kaç gününü harcarsın? Yani bir ev almaya karar verdin. Ne kadar süre harcarsın? Uzun, çok uzun süre herhalde. Ya burada hisseye yatırılan paralar bir ev parası biliyor musun? Tabii tabii. Birçok yatırımcı için 50 bin lira, 100 bin lira değil yani 200 bin lira, 300 bin lira paralar yatırılıyor ve neye yatırılıyor biliyor musun? Bir tık yukarı hareket yaptı diye. Evet. O yüzden de ben şunu söyleyeyim. Merak etmesinler. İnşallah şu Nisan ayı başında
bütün bu raporları, her şeyi alabilecek ekip şu an harıl harıl çalışıyor. Ben de sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Evet hocam. Gerçekten şey yapacağız. Doldurduk. Bu arada Makedonya'dan bir izleyicimiz Zekeriya Bey, Asya Bank'ı sormuş ama vaktimiz kalmadı. Yarın sabah bakalım hocam. Bizim de selamlarımız olsun. Selamlar göndermiş. Makedonya'ya biz de selamlarımızı gönderelim. Teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine beraber olacağız. Süremizin sonuna geldik. Ben de teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Paranın rotasını noktalıyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Ardından sıcak gelişmelerle bugünün gündemiyle karşınızda olacağız.